Merhabalar. Temel düzey derslerinde sıralama konusuna değinmiştik. Artık orta düzey derslerindeyiz. Bu derste biraz daha ileri seviye bir sıralama yapacağız. Örneğin ilk olarak listemizdeki adları A'dan Z'ye sıralamak isteyelim. Bunun için ilk olarak giriş sekmesine tıklıyorum. Daha sonra en sağla sırala ve filtre uygula. Ardından A'dan Z'ye sırala diyorum. Artık listem A'dan Z'ye adlar A'dan Z'ye sıralanmış olacak şekilde listelenecektir. Fakat soyadların gördüğünüz gibi A'dan Z'ye sıralanmadığını gördük. İlk olarak adlar sıralansın, daha sonra soyadları da A'dan Z'ye sıralansın diyelim. Bunu şuradan anlayabiliriz. Burak Balcı, Burak Akpınar. Gördüğünüz gibi Burak Akpınar ikinci sırada. İlk sırada Burak Akpınar olmalı. Şimdi tekrar ad sütuna tıkladım. Tekrar giriş dedim. Ardından yine sırala ve filtre uygula diyorum. Ve özel sıralamaya tıklıyorum açılan listeden. Bana bir pencere açacaktır. Buradan düzeyleri görebilirsiniz. Biz ilk düzeyde adları A'dan Z'ye sıralamıştık. Şimdi yeni bir düzey ekleyelim ve ardından soyadı seçelim. Soyadlar da A'dan Z'ye sıralansın. Tamam diyorum ve artık Burak Akpınar ilk sırada, Burak Balcı da ikinci sırada olacaktır. İstediğimiz kadar düzey ekleyebilir ve bunları sıralatabiliriz. İstersek düzeylerin yerini de değiştirebiliriz. Şimdi giriş sekmesinden düzeylerimi siliyorum ve tamama tıkladım. Artık herhangi bir sıralama yapmadım fakat listenin değişmediğini göreceksiniz. Şimdi diyelim ki ayları Ocak, Şubat, Mart şeklinde sıralamak isteyelim. Bunun için ne yapmalıyız? Giriş sekmesi yine sıraları filtre uygula ve yine özel sıralamaya tıklıyorum. Ardından ay sütununu seçiyorum. Daha sonra düzen bölümünden özel liste diyorum. Açılan listeden özel listelerden Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde giden listeyi seçiyorum. Tamam dedim ve tekrar tamam dedim. Artık aylar da Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde sıralanacaktır. Şimdi bir de yılları sıralayalım bunun için. Örneğin 2021 birinci sırada başlamış. Bu şekilde olmasın da 2020, 2021 şeklinde gitsin. Tekrar giriş, tekrar sırala ve filtre uygula. Ve özel sıralama diyorum. Ve bir düzey daha ekliyorum. Bu sefer yılı seçtim. Yıllar zaten otomatik geldi. Küçükten büyüğe doğru sıralansın. Ve artık yıllar da küçükten büyüğe doğru sıralanacak. Ocak, Şubat, Mart, Nisan şeklinde bir sıralama olup yıllar da küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.